Bu ama şeydi yani 2012 E220'de de vardı bu özellik. Çizgi mi izliyor? Ne yapıyor şu an? Şimdi, kendi mi frenledin? Aynen, kendi frenliyor. Oğlum, çizgileri çok iyi takip ya. Ediyor, bir de arabayı öndekini takip ediyor. Karim Tesla dedik, adamın arabası Tesla'dan iyiymiş. Ama ondan pahalı. Değil mi? Tesla şu an kaçtır, o ne kadardır? 40 şimdi, bin var mıdır? 40 bin falan ya, 38-40 alırsın rahat. Seninkini peki mortgage falan yapmasan kredi mredi kaça gelirdi? 46-48 civarına geliyor vergisiyle. Şeyle 60 oldu. Onda 60'a geliyor verdiği faizi. Değer ya. Değil, 750 dolar para. Aynen, değil para yani. Değil, aylık. Doğru. Baktığın zaman sen bir depoyla 500 dolar kazanıyorum. Dön iki depo alsan zaten 1000 dolar. 250 yani. Cebine kalsa gerisi zaten çıkıyor. Yani bir hafta sonra çalıştığımla neredeyse bütün masrafları halletmiş oluyorum yani. Kral çok havalı duruyor ama. Nasıl bir hava? Kanka araba kendi kendine gidiyor. Gaza falan yani basmıyorsun değil mi? Yok ya. Ben ilk defa böyle bir araba görüyorum şu anda kanka. Peki ne zaman şey yapar? Takriben ne zaman ya, çarpar yani? Şey de değil bak şimdi. Hani bunu almadığın zaman da gidiyorsun ya böyle. Mesela trafikteyim ben, bazen şey yapıyorum. Sağa bakarak gidiyorum böyle, hani çıkacağım. Öndeki araba durmuş, farkında değilim. Duruyor. Hani çarpmıyor da, sıkıntı yok. Ya bunlar normalde olan özelliklerdi kanka. Hani 2012 değil mi? E220'de falan vardı bu özellik. Ama biz bilmiyorduk. Biz görmedik arabayı. Bilenler biliyor şimdi. 2016-2018 arabalarda da var da benim arabam 2012 model C5'te Türkiye'de. Nereden bileceğim ben bunu? Bana otomatik cam silme falan güzel teknoloji geliyordu Türkiye'de yani. Kanka doğru diyorsun. Şimdi biraz daha. Kanka güle güle kullan valla, çok güzel. Kazasız belasız maşallah maşallah. Vay be. Chicago. Chicago nasıl deniliyor kanka? Chicago. Aslında actually diyecektim. Unutuyorum valla, ben çok laf söylüyordum, ulan gitti 2 senede işte Türkçeyi mi unuttum falan diye abi unutuyorum. Bazen İngilizcesini bilmediğin kelimeyi unutuyorsun, Türkçesini de unutuyorsun. Sonra diyorsun lan neydi o falan diye. İngilizcesini de bilmiyorum, Türkçesini de unuttum. Hiç, çok kötü bir şey. Normalde Chicago. Chicago. Bak şey diyorlar hep, Chicago olarak kalmış. Normalde pronansı farklı da. Chicago olarak kalıyor. Türkçe'de bile Chicago olarak geçiyor yani. Neyse kardeşim, bundan sonra Chicago. Chicago. Burası Chicago. Nerede kalmış? Adamlar yapmış. Hava da iyiymiş ya, öyle İstanbul aynı şu an yani. Ya işte burada nasıldı biliyor musun? Senin yazı günü akşamları soğuk oluyor dedim ya. Hı hı. 85 Fahrenheit'ti. Ne oluyor kanka Celsius olarak? Kanka onu düşündüğün zaman o girmiyor işin içine. Burada doları TL'ye çevirdiğin zaman filan işte Celsius'u yok, Fahrenheit'e çevireyim falan yok. Yani 85 sıcak. Millet şeye gidiyor burada, göle giriyorlar filan. Michigan gölü var ileride. Hı hı. Bir gün yağmur yağdı, 43'e düştü. Bir günde bütün hava değişti. Yazdan kışa geçtik bir anda yani. Bir anda tişörtlerle gezerken ertesi gün ceketleri giymeye başladık. Hani düzelir be, ben geldim. Chicago böyle düzelir. Eksi 35'i görüyor burası. Ben zaten 10 gün falan durur, kaçarım ya. Las Vegas'ta üstü açık Mustang. Günlük 48 dolar, vay be. Evet. Şimdi sizin evin önündeyim, Chicago'dayım. Chicago. Kanka yaklaştım, arkadaşla arabayla geliyoruz da şimdi. Valizi geçirdim, sıkıntı yok, vereyim size. İn istersen. Kanka yemek falan yerim diyorum. Kanka senin zamanın var mı? İstersen gelsinler, birlikte takılalım. Kanka boşsanız gelin, araba var, gezer dolaşırız. O zaman şey yapayım, valizi sana vereyim, biz yemek falan yiyelim, gezip dolaşalım. Siz boşa çıkınca haber ederseniz. Tamam tamam, uğrarım. Şeyde arkadaşta kalacağım ya, size öylesine uğrarım. Yok beyefendi, burada... Tamam, iniyorsunuz mu şimdi aşağı, ne yapıyorsunuz? İyi hadi in, Berek, hadi ben. Yoldasın, ne yapacaksın? Dur kanka. Dur kanka, sakin ol. Vay be. Can'da Batman'in çekildiği... Aynen. Neydi kanka? Dark Knight'ın çekildiği bir apartmanda oturuyor. Adam bak, aylık 1800 dolar. Ama yıllık anlaşmışlar. Yani öyle fiyatları boş ya. Bina ve yani tutabilecekleri en iyi yer falan Chicago'nun yani. Chicago'nun en güzel manzarası. En güzel. Aynen. Yani tam merkeziden, ondan daha merkezi bir yer yok. River'ın, nehrin hemen dibinde. Aynen. Otoparkı falan böyle nehire bakıyor. Bir de işin şeyi, onların binasının altında birazdan görürsün.
bot park ediyorlar. Yani teknesini park ediyor adam. He öyle bot. Aha. Tamam tamam. Ben de araba botu mu diyorum. Ne botu? Ne botu? CS5'teki botu. Ben Counter'daki botu anladım kanka. Bak şurada bina. Aa şu bina. Şu tırtıklı olan. Şu ev. Orada arabalar falan. Kanka şu ev, şu ev. Şu ev. Bak trenin geçişini çek. Biz trene bakalım. Tren geçiyor kardeşim. O trenin de bence harbiden hani İsviçre'den falan sonra en güzel manzaralı tren bu bence. Hakikaten bayağı iyi ya. Kanka güzelmiş ya. Onu bir bence dene gerçekten o trenin manzarası şehrin içinden geçmesi. Metro mu peki bu? Wanted izlemiş miydin? Yok. Hani böyle silahı böyle çekip atıyor da mermiye falso veriyor. He tamam izledim, mermiye falso veriyor. İşte, o binanın etrafında döndüğü tren bu. Bu tren? Aha, binanın etrafında dönüyor böyle tren şey yolun üstünde. Şurada yok dedik. Oğlum amba film şeyleri varmış. Abi Chicago, Friends var ya burada çekiliyor. Friends de burada. Vay be lan. Chicago, can da bu arada kan green card işte anlattım sana. Green card can. Green card can burada. Bilgisayar mühendisi adam United Airlines'ta iş buldu $7,000. Ya çok kral fazla ya. Burada. Oğlum seviniyorum böyle başarılı oluyorsunuz ya arkadaşlar ne güzel bir şey ya. Yalnız ben green card değil kardeşim. Kanka yaparsın ya. Biraz daha dil çalış. Green card'ı da alırsın. Dil öğren kardeşim. Yazlar aşağıda. Onu Riverside'da yürürken zaten çekeriz. Hatta arabayı park edebiliyorsak bizim araba da bir manzara görsün ya. Kanka vallahi nasıl olur acaba bilmiyorum ki. Acaba nereye çıkacak? Aa, olan o çocuk. Kanka beni arıyor şu an. Evet. Can! 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 Kardeşim. Kanka benim üniversite arkadaşım. Bilgisayar mühendisliği. En sevdiğim arkadaşım diyeyim. Hemen bir sallayıp öpsem. Bir şöyle biraz çekeyim. Tamam. Çektin mi kardeşim? Can! Kanka başardık. Bildiniz. Kanka Rıdvan bir yıldır Chicago'da. Nasılsın, iyisin? İyilik, ne olsun? Arabası Jix. Arabası iyi maşallah. Valizim burada kardeşim. Ha ben almayayım. Sen al biraz ağır ama. Neyler senin çantada. Neyler? Aynen. Dur senin şeyi de vereyim Kemal Atatürk. Öyle yapıştırırız. Ha ver istiyorsun. Neyi vereyim? Ben buraya koydum sana. Kanka dur bekle olduğu için. Yine kayıtta mıyım? Şu an kayıtlısın kardeşim. Ev sahibi Türk olduğu için burası 200 Green Card can. Park ücreti var. Ev sahibi Türk mü? Otoparkların burada hepsini. Kanka evin sahibi... Evin evet almış olduğun anlamına geldi. Ev sahibi Türkmüş. Şaşırdım ben şu an. Nasıl Türk? Adam da Türk oldu diye o kadar. Oğlum evin sahibi ama kaç paradır la bu ev? Kanka burada çok pahalı değil ya. 250 bin dolar. Aynen. Ha. Çok böyle ama 250 bin dolar müstakil de alabilirsin 250 bin dolar. Bunun 8 bin, 9 bin dolar civarı vergisi var. Downtown ne vergisi lan? Ha downtown vergisi. Ha doğru her yerde vergiler değişiyormuş. Kardeşim güle güle otur ne diyeyim? Sağ ol teşekkür ederim. Ama daha gelmedin ev vlogu çekersin sen. Gelirim çekerim konuşuruz. Biz... Chicago'da kaç para kira ödüyorsun? Kardeşim ne iş yapıyorsun? Market alışverişi geçiyorum. Evini çok beğendim. Ben evini gezdiririm. What do you do for living? Kardeşim what do you do for living? Hayretli şey yapıyor ya hani Türk'te karşılaşmış gibi homeless'ta falan. Al işte homeless oğlum. Çiçek parkı mı? Bir evini gezdirir misin? Kaçıncı gün kanka? 9 Ekim'de geldiniz. 12 bugün. Üçüncü gün mü? Üçüncü gece mi oluyor yani? 9. Valla ilk gün biraz zorlandık ya. Yerde yatıyordun. Aldınız mı yatak falan? Yer yatan da yatırsın. Hala yer mi? Amazon'dan söyledik. Ha, kanka adam bir yıldır burada. Ha, söylediniz. Ha, söyledim. Öyle bir şey olursa biz zaten görüşeceğiz şimdi şey yaparız. Alırsın ha. Bir sıkıntı falan bir eyvallah, şey sorarsın. Eyvallah çok sağ olasın ya. Birçok şey burada işte... zaten bilmiyoruz. Yani araba aldığında ben araba aldığımda ne der ki gideceksin Western Union'a gideceksin dediler. Dedim dalga mı geçiyorsun? Ama öyle. Yani arabayı nereden alacağını bile üstüne bilmiyorsun yani. Arabayı aldım parayı verdim dedim ne yapacağız şimdi? Kanka ben bir 10 güne giderim siz artık aranızda anlaşırsınız. Araba mı alıyorsunuz, ev mi alıyorsunuz? Sorarım sorarım ya. Bizim bayağı bir sorumuz olur muhtemelen. Şu anda işte biz de yaşa öğretiyoruz. Ha. Soru başı artık saat. Kardeşim, what do you do for living? Ben de böyle kardeşim. Sen Dark Knight'tan gireceğim ben onu anlamadım. Kanka Dark Knight'ı burada çekmişler. Ya ben neler çektim onu sormuyorsun ama 3 aylık kira verdik buraya. 3 aylık kira. Ya bir de 2 aylık boş. 3 aylık kaç verdin? 5600 mü? 5400. 5400. Evet. Burayı kesildi bizim şey kiracımız. Aldın ya. Sıkıntı olmaz. Gerçekten şutasın. Anasınız.
Ya 10 dolar para mı diyordun? 30 dakikaya adam 12 dolar istiyor ya. Kanka öyle. Haklısın. Ben internetten baktım otopark fiyatlarına, baya pahalı. McDonald's otoparkı bir de yani. Şurada bir yerde ben şimdi yol kenarında bırakırım, çeksinler arabayı. Kanka downtown dışında falan da yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Yani ne yapacağız downtown'da şu an? Zaten bir işimiz kalmadı değil mi? Aynen. Bizim evin o tarafa da. O tarafa gidelim. Aynen. Yeriz, isim kart falan çözeriz. Şöyle şey çekecek misin? Gökten'den aslında geçerken yukarı çekiyorsun. Çekeyim kanka. Çekiyorum şu. Ben de aynayı çekeyim. Neler çektim diye. Çok iyi diyor. Burada Batman çekildi diyor. Bana ne Batman'den, ben neler çektim diye. Adam 3 günde bıkmış ha. Buranın denizi ekstra bir maviymiş kardeşim. Öyle. Burası şey, Michigan Gölü. Michigan Gölü mü? Denizli mi bu? Yok, gördüm. Var mı denizli kadar var ama. Denize bağlanan yer burası değil mi peki? Var, bunun kanallarla bağlanıyor ama yani bu deniz olarak geçmiyor işte. Anladım, göl diyorlar, tamam. Zorlamadan geçmiş. Chicago gibi şehir yapmak yani, gibi literatürde. Chicago gibi şehir düzenlemek diye literatürde bir şey var. Bunu bana Kanadalı bir arkadaşım söyledi. Hmm. Burada dedi işte, derler hani bir şehri düzenleyeceksen Chicago gibi düzenleyeceksin. Hmm. Zaten şehri gezerken de anlatırım. Chicago 3 katlıdır böyle. Yani şehir 3 katlı. Hı hı. En alt katında çöpler falan orada olur. Çöp kamyonları oraya gelir. İkinci katta trafik akar ve kamyonlar ikinci kattan geçer. Şöyle şunun gibi kamyonlar falan da. Küçük kamyonlar da olsa oradan geçer. Bir üst katta zemin, insanların yürüdüğü işte olan yerde sadece sedan arabalar var. Bu katta o zaman aşağıya doğru gidiyor yani. Bu, bunun iki kat daha var altında. Vay anasını. Çöp aşağıda saklıyorlar. İlginç. Yani, şey göremezsin, kamyon göremezsin, trafik, pislik göremezsin. Chicago, Amerika'nın en temiz şehirlerinden bir tanesi. Hmm. Benim gördüğüm en temiz şehir. Ben New York'a falan gittim, kocaman bir çöp kovası. Bir de nüfusu en büyük üçüncü şehir galiba, şey yani eyalet i̇ki, demeyeyim iki, mi? Şehir mi diyeyim? Ya ikidir ya üçtür, evet. Üç, üç. Bir New York, iki Los Angeles galiba. Los Angeles mı? Los Angeles'ta homeless'lardan dolayıdır. 3'te Chicago diye duydum da yine nüfus 5 milyon falan mı? 4 milyon mu? 5 milyon öyle bir şey. Illinois'in komplesi 10 milyon. Chicago'nunki işte o civarda filan işte 5 milyon 200 bin civarı filan diye biliyorum i̇şte ben. İşte New York'ta 7 miymiş neymiş? Yani adamların en büyük nüfuslu şehri 7 milyon. Biz İstanbul değil yani. 50 milyon. 50 milyon. Kardeşim basma. Basacağım. Şimdi sesi değiştirdik kardeşim. Basma sesi mi? Ulan direkt 100 oldu lan. Robo değil. O 75 mil kanka. Şu an 130'la falan gidiyorsun. Ha o da mı farklı? Aynen. Lan oğlum her şey farklıymış. Bak, Chicago'nun en güzel, benim en çok sevdiğim manzarasını göstereceğim. Şu an. Hadi. Şu köprüden sağa doğru bakacaksın. Şuradan. Ben başlayacağım evet. Bakıyorum kanka. Oo. Chicago River. İşte Chicago. Trump Tower mı var orada? Gideceğiz, oraya da çıkacağız. Özellikle gecesini de koyarız buranın. Gecesi çok daha güzel. Tamam kanka. Vallahi yaşıyorsunuz bu hayatı ya. Siz Amerikalılar. Şunlar ne lan? Tekneler mi? Tekneler ya, kendiler. Ha güzel ya vallahi. Sabahları herkes güzel çıkar burada, sporunu yapar. Burada koşu yolu falan var, parkı var. Bak karşısı komple şeyler. Hız sınırı kaç burada? Kaç? Şu an burada mesela. 45 falan herhalde ya. Şurası Millennium Park. O Chicago'nun ünlü bini var ya, fasulye. Aha. Fasulye. Aynen. Orada mı? O da muhtemelen bakımda mıydı, öyle bir şeydi, onu göremeyeceğim galiba sen ama. O hiç dışarıda adam yok. O da ilginç lan. 2-3 kişi falan var böyle. Yani. Hafta içi. Hafta içi hiçbir şey olmaz. Çalışıyorlar mı yani? Tabii canım. Herkes içinde gücünde. Chicago çalışma açısından en yoğun yerlerden bir tanesi. Yani Chicago transportation'da, yani lojistikte falan da merkezdir Amerika'nın. Burada eğer denk gelirsek sana göstereyim. Kanada'nın Express'ler var. Trenler, bu yük vagonları şey taşıyor, konteyner taşıyor. İki katlı konteyner taşıyor bir tane. İki tane üst üste konteyner taşıyor. Bir 15 dakika bekliyorsun geçmesini. Hani yolda geçiyor ya, tren şey kapanıyor ya böyle abi. Hı-hı. 15 dakika bekliyorsun geçsin diye. Ben Kanada'nın Express gördüm zaten, çekiyorum. Bitmiyor sana yani. Bitmiyor abi. O bir de iki katlı. Yani ve burada yani New York'tan gelen, şeyden gelen falan, Washington'dan gelen hepsi burada birleşiyor. Yani Chicago bu konuda merkez. Boeing'in binası burada.
Yani birçok şirketin de ana merkezi Chicago'dadır yani. New York'tan Chicago'ya taşımışlardı. Vay be, ilginç. Aynen, Chicago bir ticaret merkezi ya. Gerçekten ekonomi olarak çok güzel paralar kazanabildiğim bir şehir ve... Bir de ucuz. Evet, yani onu diğerlerine göre çok daha ucuz. New York'ta duydum mesela, kanka. Şimdi senin arkadaşın kaldığı yer var ya, 1800 dolar veriyormuş, hı-hı, merkeze. New York'ta, Manhattan'da öyle bir yerde. Hatta ondan daha küçüktür ya, bu kadar iyi bile değil. Benim arkadaşım 4200 dolar para ödüyor. Doğru, biliyorum biliyorum. Yani o yüzden Chicago'ya geldiler zaten büyük ihtimal. Yani bir muhtemelen. De onların işi bilgisayar mühendisliği ya. Home office falan olursa yani daha rahat. Ondan olur güzel yani. De home office olmaz yani. Aynen. Manzarası, river falan gerçekten çok güzel. Bence de ya. Bakalım, mutlu olurlar umarım. Olurlar zaten. Green card'lılar vatandaş olacaklar işte. Yani olurlar. Kimler mutlu oluyor burada? Aynen. Kimler mutlu? Green card. Tabii ki. Şu karşıdaki müze. Müze değil mi? Onu biliyorum ben. Buranın müzeleri de meşhurmuş. Bayağı böyle meşhurdu. Amerika'nın en iyi müzeleri Chicago'daymış. Araştırdım ben. Astronomi ile ilgili bir müze var. Akvaryum var. Bir de işte şu dinozorların olduğu müze ha, var. Ha, dinozor müzesini biliyorum. Aynen. İçinde kocaman dinozor kemikli, evet, falan böyle, ona da gideceğim. Onun da bazı günler ücretsiz girişi, ona bir bakalım. Hangi aha bulursak günmüş gidelim kanka. Ücretsiz günde gideriz. Olur valla. Daha güzel olur. Yoksa 50 dolar bile girişler olur. Yok kanka, gerek yok. Bize mi geleceğiz? Takım Chicago Bears stadyumu. Baseball stadyumu. Bunlar da çok önemli. White Sox, Chicago Bulls, Chicago Bears. Birkaç tane daha vardı. Bu üçü ama en önemlisi ya. White Sox ne oluyor? Bura mı oluyor yani? Şey, baseball takımı var ya. Takımın şeyi adı. Tamam. Chicago takımı. Bears var, Cubs var. Vay be. Hey gidi Amerika. School bus çıkın bas kanka, Guatemala. Çıkın bas ha. Çıkın bas diyorlar buna. Orta Amerika'dan. Vay be, Latino falan yazıyor zaten. Abla sürüyor. Şunu alacaksın. Karavan. Aynen, bunu karavan yapacağım. Bitti gitti ya. Kulaklığı da takmış ablam o. Oh. Seni daha şey... Çok güzel olduğu yerler var böyle, tam Amerika'da bile. Benim eski evin orası öyleydi işte. Müstakil tarz değil mi? Aynen. Güzel ya, ben yaşarsam böyle bir yerde, böyle bir evse. Aa, Meksika işte. De comida mexicana. Ya burada en komik şey ne biliyor musun? Otobüs de geldi. Kanka. O. Ne kanka? Burada Türk restorantına gidiyorsun, Çin restorantına gidiyorsun, Japon'a gidiyorsun, Meksika'ya gidiyorsun, Amerikan restorantı, hı-hı, McDonald's. Her yerde Meksikalılar çalışıyor. Çin restorantı, bakıncan herkes Meksikalı. Niye öyle? Çok fazla Meksikalı var. Çok yani. Fazla Meksikalı var. Ucuz işlerde çalışıyorlar. Hmm. Ucuz da değil gerçi. Onlar da yani parasını kazanıyorlar ama abi başkası o işte çalışmak istemiyor ki. Ulan güzel taco varsa yenir ama ha. Var var. Özledim taco'yu. Daha dün akşam yedim. Taco bende. Köpleri gelip buradan aldılar işte. Evet, karşı tehlikeli sokakla. Çöplerini böyle atıyorlar. Araba gelip alıyor mu tek tek? Hmm. Kanka güzel. Yani garaj girişleri arkada da değil mi? Meksika. Abimiz Meksikalı. Bu da zaten Meksika mahallesi komple. Full Meksika. Tamam şu evler ya. Şu evler çok tatlı ya. Şu küçücük eve bak. Vallahi çok tatlı. Amerika'da şöyle küçücük bir eviniz olsun ister misiniz? Bak, o az önce garajlarını gördüğünüz evler de bunlar, sağdakiler. Ha, arkası garaj, o çöp şeyi falan. Kanka çok tatlı. Vallahi çok güzel. İşte yani duvarı patlamış. Kanka aynen, çok yani çok müstakil ya, çok güzel bence. Müstakil. Çok aşırı müstakil duruyor. Vallahi kanka ben böyle yaşardım ya. Şu an direkt Amerika evi. Şimdi şu an gördüğün yer bir de fakir mahallesi. Seni bir de böyle orta hallere götüreceğim, sonra zenginlere götüreceğim. Evet, bunların biraz çatıları dağılmış falan. T-Mobile'dayız. Aylık internet hattı sınırsız. 50 dolar artı 7 dolar vergi. İlk kaçan şey bu oldu. Buradakilerin şeyi bana çok farklı gelmişti işte. Vergiyi sonra denesen var ya. Hı hı. Şimdi burada fiyatları gösteriyor bana. Aa diyorum, 1100 dolarmış. Yok, 1100 dolar diye bir sahife. Hı. Ona da yaklaşık 100 küsür dolar da vergi geliyor. 1240 dolar falan oluyor. Hı hı. Sen ama faturalı olduğu için 35 dolar falan veriyorsun bir şey hatta. Yok, hatta 35 veriyorum. Hı, telefonu da peşin aldım ya. Hı. Şöyle karşımı görüyorum. Bu normal. Plus o.
Bu Plus, bu Pro Max. O da iPhone fiyatları karşı. Hep aynı zaten. 1200 dolara Pro Max. 256 GB tamam bu. Normal Pro 15. 1000 dolar. Bildiğimiz Pro. Şu aslında iyi ya. Bence Plus'a gerek yok. Ben ekran büyük olması gerekiyor. Şeyde falan. Yok ben o kadar büyük olsun istemezdim ya. Pro iyi. Hiçbir şey farklı değil. Ya da 15. Ya, süper, kalkar, 15 yani. 14 ile 15 mi? Abi hiçbir fark yok ya. 15 yazıyor kardeşim sadece. Sen de 12 Ekim yazıyorsun. Bir tane kasa değişik. Böyle. Bu da 13 garibim. 629. Bu ama şey değil mi? Hat fatura falan da dahil mi olması lazım? Yok bu şey. Bu normal peşin fiyatı zaten bu. 1199 bu iPhone 14 Pro Max de ilk çıktığında bu fiyattı. Burada fiyatlar değişmiyor. Yeni çıkan 1200 alıyor. Ondan sonra bunlar 1100 oluyor. İşte düşüyor fiyatlar. 100 geri atıyor. 100 dolar fark. İyi gidek ya. Arttı şey fiyatı. 50 oldu. Vergi geldi 57 oldu. Bir şey daha geldi. Alt geldi. 55 oldu, 65 oldu. Bir 5 de öyle kendi koydu, 70 oldu. 70-69 oldu. Kartla çekince de 69 cent daha girdi. 70-69 sadece internetim olsun diye. Yani hat artı internet. Ama genelde sınırsız internet. Bir dahaki ay için vereceğim para 55 falan mıydı? 57 falan mı? 57. Çünkü hat artı işte diğer şeyleri önden verdiğimiz için. Şurada değil mi? Böyle hattımız oldu. Pahalıymış ama hat. Normalde 10 dolara hallediyorduk kanka. En pahalı hat. Abi vurmaz değil mi bizi? Köprü şeye bak kardeşim benim. Çim falan. Adamın garajı. Nereden giriyorsun? Çimlere mi basmayayım? Oğlum orman olmuş zaten. Orası da öyleydi. Ben gire çıkıp işte şey yaptım. Rıdvan'ın evi. Kaç, ne zaman dedim? 2 ay oldu mu? Şey yok, 15 gün oldu. Ev 15 gün. Ev başka, 15 gün oldu. 2 ay araba oldu. Var, öküsü de var Rıdvan'ın. Oh. Barbekü var, yapacağız ya. Oo, sana kardeşim. Böyle bir tane şey alacağım. Steak. Steak alacağım. Chicago steak. Ne diyorlar ona? Tom Hawk. Tom Hawk mu diyorlar? Tom Hawk. Böyle bu kadar. Artık ya. Yeriz kanka, sıkıntı yok. Etle sıkıntı. Yapayım mı Hindistan'daki gibi böyle? Ayağınla kesmezsen yemem. Dışarının kokusunu güzel. Kardeşim girdik. Nereye veriyorsun bana? Şurası senin odan. Oo. Ama sana yatakla alacağız galiba. Yataksız ama şimdi olsun yapıyorum. Kanka. Ben alıştım yerde. Vay. Kanka güzelmiş. Tam eski Amerikan evleri böyle şeyler. Şu dolabı falan ben boyadım. Duvarı renginde. Boya buldum orada, çok kötüydü. Şimdi kanka iyi da olmuş ya. Teksin burada. Aylık ne kadar dedin? 600 dolar ödedim. Kanka bedava. Yani Chicago'da böyle bir yer bulmak imkansız. Yani iki odası olan. Hı-hı. Bir yer bulmak imkansız 600 dolara. Yani oda kiraları 700-800 dolar. Ha gördün işte çocuk. Aynen. 1800 abi veriyor adam. Kanka odana da bakayım mı? Sadece tek yatak var zaten. Adamın evi böyle. Mis gibi kanka. Güzel. Giderin 600 dolar artı benzin. Yakıt masrafları var şey işte, doğalgaz, elektrik falan onlar. Bak ha fatura. He dahil mi faturalar bu arada? Faturalar nasıl bunlar geliyor? Bunlar 15 gün faturası. 15 günde gaz 22 dolar gelmiş. Bir şey değil. Elektrik de 12 dolar gelmiş. Bir şey değil. Su? Su kiraya dahil. He bir tek su dahil. Bir tek su dahil kiraya. O canların da şeyi, elektriği dahil değil, diğerleri dahil. Evet bunlar yani değişiyor. Bazı yerde mesela ısınma dahil değil. Yani ısınma dahil kiraya. Doğalgaz bedava. Yani anladım, değişiyor kanka. Şeyine göre. Vallahi güzel güle güle otur ya. Daha ne olsun ama ev işte. Chicago'da. Ev işte yani. Amerika'da ev. Aynen Amerika'da adamın evi var. Türk. Adamı Türkiye'den ne istiyorsun dedim. Adam Kemal Atatürk imzası dedi ya. Şimdi arabaya şey yapacağız. Araba, benim diğer arabada da vardı. Arabanın arkasına koyacağız. Buna mı yapacaksın? Ha bunu yapacağım işte. Bir de kanka, bizde bir tane daha var bunlar. Bizim bir abimiz var. O da Atatürkçüdür. İyi tamam 4 tane var. İkişer yapıştırayım kanka. Sana şapka vereyim mi? Şapka yok ya. Misin? Zaten güneş yok bir şey yok. Ne yapacağım? Texas'a gideceksin ya. Orada alırım kanka. Sağ olasın. Evin ısıtması. Buradan mı alıyordu? Üstten alıyor alttan veriyor değil mi? Evet. Doğalgazla.
15 gün doğalgaz 20 gelmiş. Amerika'daki neredeyse her evde pervane vardı. Bunun olayı da bu. Şimdi buradan sıcak havayı veriyorsun, hep yukarı çıkıyor ya. Yayılıyor. Pervane evi açıyorsun, püf diye yayılıyor. Aynen. Kışın bile pervane açıyorlar abi. Burası da şey, sıcak su. Kazanda kaynıyor. Bu da doğalgaz değil mi kanka? Evet, o da doğalgaz. Ocak da doğalgaz değil mi? Bunların hepsi çok eski. Bak, az önceki gibi göstereyim bunu sana. Şimdi normalde bu elektriklidir ya bizimkilerde. Hı-hı. Burada elektrikli değil. Sadece çeviriyorsun, çat yanıyor. Çıt etmedi. Bunun da olayı şey, şu içeride küçük bir ateş sürekli yanıyor. Pilot ateş diyorlar buna. Hı-hı. O ateşten oluyor şeyi. Ufak bir gaz sızıntısı oluyor o zaman. Yani, ufak onu sürekli bir gaz sızıntısı oluyor. Zaten ama sürekli tehlikeli değil mi kanka? Peki atıyorum ateş söndü diyelim. O gaz sızıntısı gelmiyor mu sürekli? Ya o zaten kafa yapıyor diyorum. o zaten beklediğimiz şey. O da evin artısı. evden buraların hepsi mi sıcak şimdi? O hakikaten sıcak lan. O ocak hep sıcak o zaman. Aynen. Evi de ısıtır aslında, güzel de bir şey. Yazın sıkıntı olmak. İlginç bak ya, ilk defa gördüm böyle bir şey. Ben de alttan üflüyor. İlk eve geldim lan, çalıştıramıyorum hiçbir şey yani. Ocağı çalıştıramıyorum, sıcak suyu çalıştıramıyorum, bunu çalıştıramıyorum. Aradım ev sahibi, dedim ben. Ben yaşayamıyorum. Benim sıkıntım var. Dedi ne oldu? Ya dedim bunlar nasıl çalışıyor, ben bunları da açamadım. Dedim ki şimdi ben sana söylesem sen yapamazsın dedi, geliyorum ben dedi. Yaptı. Adam 2 saatlik yoldan geldi bunları göstermek için. Bir de var ya nasıl gösteriyor biliyor musun? Şimdi bunu aç diyor, ben açıyorum. Ulan göster işte, bana ne yaptırıyorsun? Şimdi şuradakini görüyor musun diyor. Ya böyle uzun uzun anlatıyor, anladın mı? Ama biliyorum artık, çalışma sistemini öğretti bana yani. Adam 600'ü şunu yak çalışır diyeceği yerde bana komple çalışma sistemini öğretti. Amerikalı işte. Ya Emşi abi Amerikalı mı? Amerika'da doğmuş. Normalde ailesi Polonyalı. Ha. Bu arada Chicago'da çok büyük bir Polonya nüfusu var. Onu duydum ben. Ukraynalı falan da çokmuş galiba. Ukrayna. Sebebini sorayım mı? Söyle kanka. Sebebi? Hitler. Chicago'da çok büyük bir yangın oluyor. Duydum onu. 1800 bilmem kaç galiba. Chicago'nun komple yerler daha önce bizde kaldırım taşı vardır ya. Hı-hı. Onlar da tahtadan onlar. Hı-hı. Tahta bloklardan. Ondan da ufacık bir yangın bütün Chicago'yu yakıyor. Hı-hı. Sonra Chicago'yu baştan inşa ederken İşte çok güzel planlı inşa ediyorlar. İnşa ederken de taştan yapmak istiyorlar her yeri. Şimdi taş ustalığında taş işinden kim anlıyor? Polonyalılar anlıyor. Komple Polonya'dan işçi göçü alıyorlar. Polonya'yı getiriyorlar buraya komple. Komple Polonya'yı getirmişler. Bayağı bir insan var yani. Vay be, o her hikayesi. Kanka güzel ya. Ben yaşarım Amerika'da. Adam ya bak. Bilen bilir. Da evine misafir çağırdı, ağırlıyor ya bir de. Kanka. Gitme. Lan dur sallanma. Amerikalı kedi lan. Tatlı. Ne kanka adı ne koydun? Ginger. Johnson. Ginger. Bakma 8 yaşında bu. Hadi ya. Maşallah var. Ginger'ım. Evet. Zencefil demek arkadaş. Ginger. Çok iyi ya, her yer sincap falan, baksana ağaçta sincap var. Şurada demin vardı, koşuyorlardı. Duşumuzu aldık, yemeğimizi yedik. Gidelim, bana yatak alalım. Şişme yatak alacağız bir tane. Gece burada yatmak için. Ne kanka şimdi bu? Hamur. Limuzin. Vay anasın. İşte Amerika rüyası kardeşim. Yeni yapıyorlar diyorlar işte. Camına ne yapıyorlar şu an? İşte cam takacaklar. Daha yeni kapatması falan yeni yapıyorlar. Allah Allah. Şöyle kanka. Bunların işte günlüğü 200-300 dolar falan. Kiralı ha. Otelden pahalı. Otelden. Ama düşünsene 200-300 dolar senin burada eğer zorlarsan bir günlük kazancın. Bir günlük kazancın işte. Helikoptere binebiliyorum mesela. Helikoptere binebiliyorsun aynen. Ondan sonra bunlardan bir tane kiralarsın işte, gezersin. Ne bileyim, kız arkadaşa sürpriz yaparsın. Hep kendi müziğini alırsın. Burada şeyler yapıyor. Liselerin balolarında evet. Çocuklar bunlardan kiralıyor işte. Takılıyorlar. Yani alıyorlar kendi işte sevgilisini. Limuzinle gitme mevzusu burada çok fazla. Çok fazla bir limuzin var burada. Burada yapıyorlar işte. O zaman Amerika'da her şey mümkün. Bir haftalık kazancını yapamayacağın çok az şey var. Gerçekten.
Baksana bildiğin şey Jose orada. Aynen. Rodriguez Jose. Jose Rodriguez. Tortilla yazıyor yukarıda. El Milagro. Meksika'ya giriyoruz. Lan bayrağı da orada. Meksika mahallesi diye mi geçiyor? Aynen. Meksikalı. Tam burada var herhalde. Çin mahallesi. Meksika. Aynen. Şeyi gördüm. Chinatown. Greek Yunan. Town. Yunan aynı Greek, Greek Town. Island daha doğrusu. Greek Island diye mi geçiyor? Aynen. Ukraine Town var. Tekere. Tekeriya. Tekeriya. Ne oluyor Tekeriya ya? Şey. Bizdeki bar. Öyle mi diyorlar? Ha, Meksika bayrağı sallanıyor. Baksana adamlardaki özgürlük. Aa, geçen Meksika'nın kurtuluş günü bir kutlandı burada. Abi sen... Amerika'da zaten Amerikalı'dan çok Meksikalı var. Allah Allah. O Amerikalı yok ki. Kapan bak, Amerika'nın kurtuluş günü Temmuz'un 4'ü, tamam mı? 4 of July derler. Abi tamam, Amerika vibe şey. İşte insanlar böyle gayet kalm gösteri yapıyorlar falan, sakin sakin. Abi Meksika kurtuluş günü oldu. Bütün sokakları kilitledi polis. Her tarafta Meksikalı bayraklı arabalar falan dolanıyorlar. Bir hafta var ya, mahvettiler ortalığı. Normalde çok sakin insanlar ama kurtuluş günü bir şey oluyor bunda. Aynen kanka, festivalleri fena ya. Bak zaten Magan kafalar şeyler. Ya. Ha şu ölüler günü şey değil mi? Abi çok güzel değil mi ya? Ben şöyle maske yaptırmak istiyorum ya. Boyattırmak istiyorum suratımı. Bir gün öyle festivale katılmak istiyorum. Vallahi çizimlerden de belli ya. Ama bak sokak de... satıcıları, renkli sokak şeyleri. Tipler de Meksika bak, baksana. Bayağı Meksikalılar. Hepsi Meksikalı. İleride alışveriş mağazaları falan var. Şu grafiti bak, çizimler aynen. Falan çok iyi. Onlar şeyin her tarafında var. Chicago'nun her yerinde var. Çok güzeller abi. Bizim evin aşağısında da var. Adamlar gerçekten sanat yapıyor yani. Aynen. O yönde iyiler kanka o konuda. Efe bana sana çıldın Meksikalı. Ben de diyorum şu Spanglish ne ya? İspanyolca ile İngiliz'in şeyiymiş, karışımıymış. Meksikalıların falan konuştuğu dil yani. Spanglish. Hala değişik bir şeyleri var. Şiveleri var konuşurken. Hı hı. O işte Spanglish diyorlar. Arada böyle şey de koyuyor. İşte İspanyolca kelime de koyuyor. Aha. Ya. Orada konuşuyorlar. Amerika'nın en sevdiğim yeri. Bak şimdi buna bak. Meksika işte ya. Direkt Meksika. Burada her şeyi bulabiliyorsun kanka. Her tarafta immigrant var. Her türlü kültürü bulabiliyorsun. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bütün dünyayı gezmene gerek yok. Amerika'yı gez. Gez yeter. Gez abi. Ben bir tarafta artık, Jamaikalılar, bir tarafta... Ben artık Amerika'yı gezeceğim. Amerika'da Jamaika. Hindistanlar zaten hepsi burada biliyorsun. Hiç olmazsa iyileri burada. Boşa gitti Hindistan'a. Yani. Keşke Amerika'ya gelip Hindistan mahallesini gezdi. Boşu boşa bir tane ayağıyla kesti yedi yedir orada. Çok iyi diyor. Hey.